Ben ilk senin mağazaya geldiğinde, hı-hı, Hande biliyorsunuz bir mağazada çalışıyordu. Ve bana dediler ki işte Hande diye bir arkadaşımız var. Size servis verecek. İşte kıyafetler işte kendi zevkine göre seçiyor. Ben kendi zevkime göre seçiyorum. Sonra kabine giriyorum, çıkarıyorum, giyiyorum, çıkarıyorum falan derken bir arkadaşı geldi yanıma Hande'nin. Dedi ki Hülya Hanım dedi, size dedi servis veren arkadaşımızın sesi o kadar güzel ki dedi ama bir türlü dedi sesini çıkış duyuramıyor. Çıkış noktası bulamıyor. Peki o zaman dedim hani sesini duymak isterim açıkçası. Dedikten sonrasını hatırlamıyorum. Çağırın deyip. Ama sen orada mıydın? Ha, ben, doğru. Ben doğru, artık bunalıma girmiştim ve mağazada kahve içmeye sürekli yukarıda odada takılıyorum. Hiç satışa falan gelmiyorum. Dediler ki Hülya Avşar, yukarıda odada takılıyorum. Hiç satışa falan gelmiyorum. Dediler ki Hülya Avşar geldi. Ben de dedim ki ne yapayım dedim, yani şimdi artık o kadar küsmüşüm ki herkese. Bana faydası daha olmayacak. Daha önce deneyimlerin dedim. Olmuş mu ulaşmak için? Oldu. Ne oldu mesela? Birkaç ünlü sanatçı geldi zaten. O mağazaya geçme sebebim de açıkçası. Oydu. Kıstırım aktı size. Bravo sana o zaman. Biraz planlıydı. Çünkü bir çıkış bulamıyordum. Bir şekilde bilinçaltımda bana bu yolu gösteriyordu. Yani bu mağazada bir sürü ünlü gelecek ve birinden biri sana yardımcı olacak diye. Birkaç ünlü geldi. Kimisi dinlemedi bile. Kimisi ilgilenmedi. Kimisi söyleriz dedi, geri dönmedi. Bütün onları da o son bir ay içinde yaşamıştım. Çünkü o mağaza yeni açılmıştı ve akın akın gerçekten herkes geliyordu. Ve üstüne işte sen gelince ve bir de Hülya Avşar geldi, görüş hadi seni dinleyecek dediklerinde ben inanmıyorum, dinlemez ya da yardımcı olmaz gibi böyle ön yargılar tabii ki geliştirmiştim. Sonra çekeleyerek beni getirdiler, ya dediler saçmalama söyledik bekliyor falan. Allah Allah dedim, yani bu kadar ilgilenmen de beni şaşırttı. Çünkü kimseyle ilgilenmiyor yani, hele bundan 15 yıl önce falandı değil mi bu mevzu? 15-16 yıl önce. Sonra geldim. Sen bir kabinden çıkıp kıyafetlere bakıyorsun. Hem hadi söyle bir şarkı falan dedi. Şarkı söyledim. Yalnızlık senfonisini. Evet. Ondan sonra falan deyip böyle etkilenip sohbet etmeye başladın. İşte ne yapacağım peki, ne istiyorsun falan dedin bana. Ben de Sezen Aksu'ya vokalist olmak istiyorum ama ulaşamıyorum falan. Aa ben ararım falan dedin. E tabii ben yine bunun burada kalacağını düşündüm. Ay bunu herkes söyledi dedim ben sana. Evet, hatta o beni çok etkilemişti. Gaza getirsin. Evet, getirdi de ciddi gaza geldim. Yok aslında mutlaka arardım ama aslında hiç öyle kısallaşmam ama artık demek ki o kadar inancım yıkılmış ki böyle isyan etmişim. Kolay değil tabii. Hı-hı. Ve bunu söyledim. Ertesi gün arayıp randevu aldım dedim bana. O sıradan sonra sana yemin ediyorum kanatlarım vardı sanki. Artık yere basmıyor ayaklar. Ama tabii o randevudan sonra ne olacağı belli değil. Sezen beğenmeyebilir. O da tabii o da doğru. Sağ olsun. Ama benim bendeki özgüven de aynı bir garip hakikaten. Ama sesin yani. Olsun yine de belki doğru zaman olmayabilirdi işte. Yani. Tam da Sezen'in o dönemler gerçekten hani gençlere çok destek verdiği dönemdi. Tabii takipteyim. O da senin şansındı. Açık var ve oraya girmek istiyorum zaten takipteyim. Yani bu bir futbol takımı transferi gibi. Yani eskileri gitti, o albüm yapıldı, orası açıkta ve oraya herkes gelmek istiyordu o dönem. Yani. Sezen Aksu'ya gelen mektupların, vokal başvurularının sayısını ben bilmiyorum. Ben çünkü başvurunca ben de yaşadım, gördüm. Herkes akın akın bana albüm yap, bana beni işte sahnene al diye. Kuyrukta bir durum vardı gerçekten ve oradan benim ismim parladı. Çünkü 3 aydır ben arıyordum. İsmimi de not bırakıyordum. Gittin Sezen'e. Üstüne sen bir de Hande deyince o Hande mi yani gelsin yeter deyip yaka silkerek beni davet etti. Evet. Aa biliyordu daha önce o Hande'yi. Bir 3 ay boyunca not bıraktı. Yani helal olsun telefon sapığı gibi arıyordum. Ama işte insan isteyince böyle oluyor. Peki gittin Sezen Aksu'nun karşısında durdun. Duramadım peki. İki tane sakinleştiriciydim. Hayatımda mesela evlenmişim, çocuğum olmuş, bu süreçlerimde bile sakinleştirici içmemiştim. Ama oraya giderken bunu içmem gerekiyor dedim. Çünkü başaramazsam düşünebiliyor musun? Bütün her şeyden vazgeçeceğim belki de. Aman Allah'ım ne heyecan. Sakinleştirici içince aptallaştım tabii. Aptallaşınca da şarkılarını, sözlerini unuttum.
soru soruyorlar, böyle geç cevap veriyorum falan, kusura bakmayın dedim, yani şu an kuş gibiyim falan, hiç problem değil dedi Sezen Aksu ve yardım etti falan, şarkı söylemeye başladım orada. Sen dedi nasıl olacak ya, konservatuarlı da değilsin, nasıl böyle okuyabiliyorsun falan dedi. Nasıl yapacaksın bu işi, evlisin falan, bütün bunlar sorun değil, her şey hazır dedim ben. Boşayacağım hemen kocayı. Hazır. Ne yani? Bu durumda başka ne bekledin? O zaman eski eşim hazırdı yani, kabul etmişti. Sen de ah eğer... Ah yavrum, yazık. Sen de de... yani bir de kabul etmiş çocuk. Eğer Sezen Aksu'ya ulaşıp ona vokalist olabilecek kapasitedeysen, ben zaten seni durdurmam dedi. Zaten evde herhalde bir canavara dönüşürdüm ben dursaydım. Düşünemiyorum yani. O noktaya geldikten sonra zaten kimse sana hayır diyemez dedi ve... Ve vokal yüzden... olarak başladın Sezen'e. Evet, başladım. Ama gelelim, bu işin başka bir tarafı var. Eşin seninle çok küçük yaşta evlenmişsin. Evet, 17 yaşında. 17 yaşında evlenmişsin. Ve normal bir Hande ile evlenmiş. Sonra eşinin... Yok, normal bir Hande değildim. O zaman da çok asiydim. Hayır, yani müzikle ilgili... Müziğe düşkündüm, bunu biliyordu. Ailemin biliyordu. İstemediğini, desteklemediğini de biliyordu. Çünkü ailem de korktuğu için desteklemiyordu. Sonuçta tabii. Sonuçta artık evlendikten sonra da... Yani Hande artık hani müziğe de bu kadar çok meraklı olmaz. Hani evlenir, çoluk çocuk sahibi olur diye düşünürken eşin de herhalde. Bunları yaptım tabii. Tamam çocuğu ama yaptım. Eşin de öyle düşündü. Mutlaka. Eşin de yani artık eski sevdanın kalmayacağını belki de hayal ediyordu. Eski sevda demeyelim de ben bütün bunları yaptığım halde içimdeki mutsuzluğu hissetmeye başladım. Ben çok mutsuzum. Niye böyle? Çok mutsuzum. Sebebi ne? Yani hastalıklı gibi, kara sevda gibiyim. Nedenini anlamadım. Yani acaba dedim bir yerlerden müzik yapsam geçer mi bu kriz hali? Sakinleşir miyim? Enerjimi bir şeye akıtmak istiyorum. Yani bunu yapmak istiyorum. Sahnelere çıkmak değildi. Çünkü o zaman çok utangaçtım. Yani onu hayal bile edemiyordum. Öyle bir profesyonel olabileceğimi de düşünmüyordum. Ama şarkı söyleyeyim, müzik yapayım. Bu beni frenlesin diye başladım aslında. Ama tabii Sezen Aksu bana bunun böyle burada kalamayacağını söylemişti başta. Sen dedi şu an vokal istiyorsun ama sonra albüm isteyeceksin, sahne isteyeceksin. Yok istemem ben falan diyordum. İki sene sonra falan başladı tabii ufaktan bu istekler. Ve Sezen Aksu bana o zamanlar çok andım kendisini de, yine burada sevgiyle anıyorum her zaman. Azimle... Sıçrayan diyeyim. Aynen. Delermiş lafı bence dedi. Bence dedi kesin o laf sana yazılmış. İthafen dedi. Senin gibi bir şey görmedim dedi. Bu kadar. Ama evet. Gerçekten tıkık, öyleymiş. İstekli. Pes yani sana. Ama istekli insanlar her zaman kazanır diye düşünüyorum. Kesinlikle, ama seninki başka bir istekmiş. Evet, yani gerçekten. Hani evde bir... oturtmuyor beni. Öyle bir istek yani. Sonra eşin ne dedi bu işe? Sahneye çıktın. Tabii vokale başlıyorum dedim. Hemen konsere geldi. İnanılmaz şoka girdi o da. Bir ah baktı yavrum. Kendini bir anda müzik camiası. Ya niye bu kadar acımasın şu an? Benim. Şu an bir kere olacaklardan haber.